İstanbul'umuzun Kılıçlı Mahallesi'ni gezmeye geldik bugün. Beykoz'un İshaklı ve Bozhane mahalleleriyle komşu olan Kılıçlı, İstanbul'un Şile ilçesine giden yol üzerinde bulunuyor. Bir rivayete göre Kılıçlı'nın köy olarak kuruluşu Timur İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı Timurlenk ya da diğer adıyla Aksak Timur dönemine kadar geri gider. Diğer kesin olmayan bir bilgi, köyün Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katıldığıdır. Bu köyün ilk yerleşenleri Kafkas Türkleridir. Evliya Çelebi Kılıçlı'yı şöyle tarif eder. Köyün hemen altındaki dereden kılıç balıkları sürü halinde geçtiği için köyün adı Kılıçlı olarak kalmıştır. Diğer bir rivayet ise köyün kılıç zoruyla alındığı ve adının buradan gelmiş olduğudur. Mahalleye girişten de anlaşıldığı gibi oldukça yeşil bir yer burası. Kılıçlı'nın girişinde mahalleli tarafından oldukça yaşlı olduğu söylenen tarihi bu ağaçla da selamlaşıyor, saygımızı sunuyoruz. Mahallenin içine girip sokaklarını gezelim. Oldukça eski ahşap evler görüyoruz. Mahallenin tarihinin oldukça eski olduğunu düşündüğümüzde burada tarihten izler görmeye şaşmamak gerek. Mahallede bulunan Ayhan Şahenk Sevgi Ormanı'na bakıyoruz. ...2007 yılında Ayhan Şahenk Vakfı tarafından eski Şile yolu üzerinde oluşturulmuştur. ...15 hektarlık bu alan üzerinde 20 bin fıstık çamı fidanı dikilmiş durumdadır. Bu orman, yanarak yok olmuş olan ormanlarımızın tekrar kazanılması, erozyon ya da maden çıkarma gibi çeşitli nedenlerle çoraklaşan alanların yeşertilmesi için hayata geçirilmiş. Ormana kuş bakışı bakıldığında muhteşem görünüyor. Şimdi mahallenin kuruluşu Cumhuriyet'ten önceye uzanan tek eğitim kurumuna yolculuk edeceğiz. Tek katlı ve oldukça sevimli bir okul. Kılıçlı İlkokulu. ...1926 yılında inşa edilmiş olan bu okul, 2005 yılında tadilat yapılmak suretiyle güçlendirilmiş. Üç
derslikli okulun öğrenci mevcudu 20. Okul, Yeşil Okul Projesi kapsamında 4 kez üst üste birincilik kazanmış. Beyaz bayrak sahibi ve ağaç dostu okul bayrağı var. Okulun beslenme dostu okul belgesine sahip olduğunu da hemen ekleyelim. Mahallenin tek bir camisi bulunuyor. Kılıçlı Mahallesi Camii. Cami 1967 yılında ibadete açılmıştır. ...200 kişilik cemaat kapasitesi bulunmaktadır. Kılıçlı Mahallesi çok güzel bir etkinliğe ev sahibi yapmaya başladı. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında ilk defa bir festival yapıldı burada. Karpuz Festivali. Beykoz Belediyesi tarafından gelenekselleştirilecek olan bu festivalde ilçenin Kılıçlı ve çevre mahallelerinde yetişen ve organik tarımla üretilen karpuzları içinde en güzeli seçiliyor, çeşitli yarışmalar yapılarak konserler düzenleniyor. Festivalde vatandaşlara tabii ki karpuz ve karpuz suyu da ikram ediliyor. Oldukça eğlenceli bir festival bu. Henüz resmi olmamakla birlikte mahallenin bir de mavi beyaz renkli bir spor kulübü bulunmaktadır. Mahallenin içindeki bu futbol sahası gençleri spor yapmaya teşvik ediyor. Burası işte böylesi yeşil. Hala köy edasında. Huzur verici. Burası huzur. Burası Beykoz.